Haber peşindeden herkese iyi akşamlar. Yine gündemdeki konular, onların perde arkası ve konuşulmayanlarla 1,5 saat boyunca birlikte olacağız. Yine oldukça önemli konularımız var ve önemli konuklarımız var elbette. Gündem yoğunluğundan daha az değinebildiğimiz haberleri de karşınıza getiriyor olacağız. Dilerseniz gündem çok yoğun olduğu için siyaset, bir tarafıyla da dış haberler. Hemen başlayalım, vakit kaybetmeyelim istiyorum. Çünkü sözünü ettiğim gibi yine çok tartışılacak konu var. Ne konuşacağız peki? Elbette Türkiye'de birkaç gündür CHP'nin Diyarbakır ziyareti konuşuluyor. Bu konuyu masaya yatırıyor olacağız ve AKP-MHP ittifakında düşen oyları konuşacağız. Siyasi stratejiler programın ana gündem başlıklarından biri olacak ve tabii ki Tansu Çiller'in siyasete yeniden giriyor olması. Bir pazarına nur yağar mı durumunu tartışıyoruz. Üstelik Tansu Çiller siyasetteki en skandal dönemin, en şaibeli dönemlerden birinin de başrol oyuncularından birisi bildiğiniz gibi. Savaşın ekonomik boyutunu konuşacağız. Savaşı başlı başına konuşacağız. Sahadan konuşacağız. Neler oluyor? Rusya'nın işgali ve savaştaki genel durum. Dünyaya ve Türkiye'ye elbette etkileri ne olacak? İşte Soğuk Savaş döneminden ekonomideki tüm dünyayı etkileyecek durumlardan söz ediliyor. Bunların üzerinde de duracağız yine. Konuklarımızı takdim etmek isterim. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş bizimle olacak. Akademisyen Özgün Emre Koç, PR araştırmadan Kadir Atalay programın ilk bölümünde bizlerle bir araya gelecekler. İkinci bölümde de ağırlıklı olarak dış politikayı konuşacağımız için akademisyen İkbal Dire ve siyaset bilimci Sezin Öney bizlerle olacak. Evet, önce konuklarımıza iyi akşamlar dilemek istiyorum. Ardından da sözünü ettiğim, anonsunu yaptığım konular üzerinde tartışmaya enine boyuna başlayacağız. İyi akşamlar dilerim Sayın Beştaş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kadir Atalay iyi akşamlar, Emre Hocam iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şimdi aslında Meral Hanım sizden başlamak istiyorum meseleye. Biraz da böyle ters taraftan konsanslı bir yerden bakmak istiyorum. CHP'nin ziyareti aslında çok olumlu bulundu. Her kesimden çok olumlu bulundu. Hatta bu ittifakta İyi Parti, partinize karşı zaman zaman ya da çoğu zaman sert tutumlar gösterdiği halde CHP'nin bu tavrı bir kenara bırakarak yani ortaklık yaptığı bir grubun adeta söylediklerini boşa çıkararak Diyarbakır'a gitti ve önemli mesajlar verdi. Siz nasıl buluyorsunuz bu durumu? Yani aslında ilk başta şunu söylemek isterim. Bir ana muhalefet partisinin Türkiye'nin bir iline gidişinin bu kadar tartışılıyor olması bile bir ayrımcılık göstergesi. Normalde bütün partiler bütün illere giderler. Siyasetlerini anlatırlar. Hani bu konuda halkla buluşurlar. Bu bile hani biz bölgeler arası ayrımcılık diyoruz, Kürt halkına yönelik ayrımcı tutum diyoruz, işte farklı politikalardan, ötekileştirmeden sürekli söz ediyoruz ve bunu Sayın Kılıçdaroğlu da kabul ediyor aslında. Biz gelmedik, dinlemedik hani gibi bir söylemi de var. Bu bile başlı başına hani Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illere, Kürt illerine yönelik yaklaşımın diğer illerden farklı olduğunu bir kere ortaya koydu. Bunu genel olarak ifade etmek isterim. Diğeri tabii ki bütün siyasi partiler her yeri gezebilirler. Yani bu konuda biz hiçbir farklı yorum yapmayız. Yani ilke olarak böyle bakarız. Ancak bunun böyle tartışılmasının tabii birçok sebebi de var. Bir kere Kılıçdaroğlu'nun hani son dönemlerde sıkça tartışılan Cumhurbaşkanı adaylığı, altılı ittifak, HDP'ye yaklaşım, işte geçen haftalarda Diyarbakır milletvekilimizin dokunulmazlığının kaldırılması, Kürt meselesi de muhalefet partisinin ne diyeceği, Kürtlerin sorularına yanıt verip vermeyeceği gibi bir dolu soru önümüzde duruyor. Ve biz bu ziyareti hani genel olarak tabii ki olumsuz değerlendirmek için bir sebep görmüyoruz. Hani
gelebilir, görüşebilir, halkı dinleyebilir, sorularını alır. Ama burada önemli olan ne mesajlar verdiğidir, ne kadar sorunu bildiğini ya da sorunu çözebileceği yönündeki iradeyi ortaya koymasıdır. Yani ben bunu böyle görüyorum. Açıkçası Kılıçdaroğlu birçok görüşme yaptı, çok şey söyledi aslında ama bence içeriye bakılacak olursa esasa girmedi. İşin etrafında dolandı, durdu. Yani hani bizde esas önemlidir. Hani hukukta bir söz vardır, bir esasa gelin hani neticesinde. Yani çokça tartışılan bir sözü ben de kurabilirim. Yani Kürt demeden dertlerinize talibim. Ya derdimiz ne? Hani bir derdi tanımlayalım yani hani derdi çeken. Bu aslında şöyle bir parantez açarak CHP'nin ekonomik programında da başka şeyleri dile getirişinde de çok eleştirilen bir şey. Bu noktada size hak veriyorum bir medya çalışanı olarak. Yani somut olarak durum nedir? Durum tespiti nedir? Bunun konuşulmasını istiyorsunuz siz de anladığım kadarıyla. Tabii ki, tabii ki. Yani CHP'liler hani başka mekanlarda da sadece genel başkan düzeyinde değil, hani diyelim mecliste de farklı zeminlerde de belirli bir mesele üzerine çokça uzun konuşmalar yaparlar. Ama işin özüne, bam teline değmezler. Hani asıl cevabı aranan yere temas etmezler. Aslında Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları da buna işaret etti. Yani biz gelmedik dedi, doğru gelmediler. Siz dinlemedik dediler, dinlemediler. Peki dinlediniz, ne çözüm öngörüyorsunuz? Hani siz iktidara talip bir partisiniz neticede. Kürtlerin bu kadar yıldır yaşadığı sorunlara dair ne vaat ediyorsunuz? Tırnak içinde söylüyorum. Bunu kimse görmedi aslında. Yani benim izlediğim kadarıyla dertlerinize talibim dedi. Ama bu dertlerin adı var. Bu dertlerden biri ana dildir. Bu dertlerden biri dildir, yani kimliktir. Bu dertlerden biri Kürtlerin artık yok sayılmamasıdır, statü talebidir. Hani bizim adımızı koyun diyor Kürtler, hani bize başka şekillerde nitelemeyin. Bir de en çok garibime giden ve acı acı gülümsediğim kimlik siyasetine karşıyız. Hani söylemi çokça söyleniyor ya, burada bir şekilde bir yerlere dokunuluyor. Ya kimlik siyasetine dokunmayın diyenler, buna CHP de dahildir, en çok Türk kimliğinin kimlik siyasetini yapan kesimler oluyor. Yani herkesi hani bir kimlikte toplayıp diğerlerine başka kimlikleri dillendirmeyin, ifade etmeyin şeklindeki yaklaşımı da kesinlikle çok talihsiz bulduğumu ifade etmek istiyorum. Biz HDP olarak Laz'a Laz deriz, Çerkez'e Çerkez deriz, Kürt'e Kürt deriz, Alevi inancına Alevi deriz, Sünni'ye Sünni deriz, Şafi'ye Şafi deriz. Hani adını koymadan bir sorunu çözmeye talip olmak bir kere çok inandırıcı olmuyor. Tabii parantez içinde söylemek istediğim bir şey var. Diyarbakırlılar Türkiye'nin en politik nüfusunu oluşturan illerden bir tanesidir. Ve Kürtler genel olarak öyledir. Yani ben kendim de uzun yıllar Diyarbakır'da yaşadığım için bunu biliyorum. Kılıçdaroğlu'na sorulan sorular da, alınan cevaplar da Diyarbakır tarafından tartışılacaktır, değerlendirilecektir. Ve nitekim bu tartışılıyor ve değerlendiriliyor. Yani gidip herhangi bir yerde bir söz kurmaya benzemez. Bu konuda çok somut, çok net sözler beklenir ve Kürtler şundan bıkmış durumda. Sadece bizim oyumuza ihtiyaç duyuluyor, bizim desteğimize ihtiyaç duyuluyor. Bunu CHP için söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Seçim dönemlerinde hatırlanıyor, bütün partileri kapsayarak söylüyorlar. Ve biz artık sadece sandığa atılacak bir oy olarak görülmek istemiyoruz. Bizim taleplerimiz var, bizim düşüncelerimiz var ve biz bunu çok net bir şekilde cevaplarını duymak istiyoruz noktasındalar. Belki biraz dağıttım ama özcesi Kılıçdaroğlu yani Kürt meselesinde çözümlerinin ne olduğunu Diyarbakır'da söylemedi. Söylemesi gereken bir yer varsa tabii ki Diyarbakır. Ha şu anlamada gelmesin, gelmesini olumsuz bulmuyoruz tabii ki. Ama gelmişken bu sorunun adıyla, hacmiyle, gelecek tahayyülüyle, nasıl çözeceğiyle ilgili, geçmiş pratikleriyle ilgili daha açık ve şeffaf bir dil kurmasını
Herkes bekliyordu. Yani örneğin sorulan sorulardan bir tanesi işte Semra Güzel'e ilişkin silahlı fotoğraf verilmemeli diyor. Ya sorun silahlı fotoğraf verilmesi meselesi değil ki. Sorunun çok boyutu var. Yani bir çözüm süreci var. Milletvekilimizin 2014'te çektirdiği, sevdiği insanla çektirdiği bir fotoğraf var. Silah onun elinde değil. Hani bütün ayrıntıları tartışabiliriz. Sorun şu, 2016'da da CHP dokunulmazlık oylamasına evet diyen bir parti. Ve bu konuda açılan yara çok büyük. Yani o dokunulmazlığa evet dendiği için bugün Demirtaş içeride ve bugün Demirtaş'ın suçsuz olduğunu söylüyor. Tabii ki suçsuz. Demirtaş'ta, Yüksekdağ'da, Kışanak'ta, Sebahat Tuncel'de hiçbir arkadaşımız suçlu değil. Ama 5 yıl sonra aynı noktadan yine iktidarın kurduğu kumpasa düşüp evet demelerinin bir cevabı verilmedi. Yani mesela bu çok önemli bir nokta. Buna benzer hani program içinde zaman buldukça bu tespitleri tabii ki açabiliriz. Peki. Şimdi hemen Kadir Atalay'a dönmek istiyorum. Biraz strateji noktasını konuşmak gerekiyor. CHP'nin bu taktik anlamda olduğu anlaşılan, aslında hani oy alabilecek bir potansiyel yok ama bir o helalleşme ifadelerinin altının doldurulması belki. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu CHP'nin stratejik yaklaşımını? Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bu yani ziyareti Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a yaptığı ziyaret ve benim özellikle de gözlemlediğim orada işte evlatlarını arayan anne nöbetine gidecek mi o annelerin de yanına. Oraya da gitti. Çok olumlu bir hava verdi. Güzel bir görüntü paylaştılar. Ancak benim temelde aslında burada anlayamadığım bir konu var. Şimdi muhalefet partileri biliyorlar ki HDP'nin bir desteği lazım. Yani HDP eğer ki kurumsal olarak sizi desteklemezse ona başkaları gül uzatır değil mi? Yani muhalefet partileri ben çok merak ediyorum neden HDP ile irtibat kurmuyorlar? Yani burada konuşulan, burada tartışılan birçok başlık Meral Hanım'ın söyledikleri normalde partiler arası heyetlerin gidip gelinerek hani bir uzlaşmaya varması gerekir bu konularda. Onun ötesinde seçmene, kamuoyu önünde daha pozitif, olumlu bir hava vermek gerekir. Ben bu konuşmaların hani CHP bu konuda ne yapacak gibi soruların cevabını Meral Hanım'ın işte ekranlarda arıyor olmasını muhalefetin 6 partinin yani Millet İttifakı'nın bir başarısızlığı olarak görebiliriz. Çünkü dışarıya kavga görüntüsü vermek hiçbir zaman seçmende olumlu bir hava uyandırmaz. Bunun dışında bu ziyareti şöyle değerlendirdik. Uzun süredir ben muhalefeti helalleşme söyleminin çok başarılı bir söylem olduğunu ancak altını yeterince dolduramadıkları konusunda eleştiriyordum. Bana hep bir de bekle diyorlardı. Şimdi buradaki işte Diyarbakır'daki ziyareti de bu kapsamda değerlendiriyorum. Gitti ve helalleşme söyleminin altını doldurdu. Ama görüyoruz ki birinci ağızdan Meral Hanım'dan öğreniyoruz ki orada yaptığı konuşmalar, yaptığı açıklamalar oradaki seçmenin kafasındaki soru işaretlerini henüz yanıtlamamış. Bu tıpkı AK Parti seçmenlerinden kararsıza geçen seçmenlerin muhalefet partilerine gelmeme nedeni gibi. Yani hep söylüyorum ya oradaki AK Parti kararsızlarının çok farklı bir dünya görüşü var ve çok farklı endişeleri var. Muhalefet bunu henüz çözemedi. Tam analiz edemedi, bu yüzden o seçmen kitlesine ulaşamıyor. Ve aynı şekilde Diyarbakır ziyaretine de baktığımızda evet sunum olarak çok güzel, çok pozitif bir algı yarattı. Ancak seçmenin kafasındaki sorulara cevap vermemiş. Bu durumda helalleşme söyleminin altı hala boşlukta kalmış oluyor. Eğer ki daha güçlü söylemlerle, seçmenlerin kafasındaki soru işaretlerini net giderecek söylemlerle bu işe devam etmezlerse helalleşme söyleminden ve bu politikadan yeterli faydayı sağlayamayacaklarını düşünüyorum ben muhalefet partilerinin. Ama onun dışında oraya gitmesi ve görüşmesi çok pozitiftir. Fakat dediğim gibi seçmenin kafasındaki soruları da cevaplamamış bu görüntü.
Emre Hoca'ya döneyim. Aslında her iki konuğumun da değerlendirmesi şöyle, bana bir şey çağrıştırıyor. Yani AKP iktidarı bize özellikle 2015 yılından sonra bir çember çizdi. Ve o çemberin içerisinde bir muhalefet yapmak uygun oluyor. O çemberin dışına da kimse çıkamıyor gibi sanki. Biraz bu başlıkların altının doldurulmaması meselesinde böyle görüyorum. Şu çok konuşuldu. Aslında CHP'nin oraya gitmekle mütedeyyin oyları, AKP'ye kayabilecek mütedeyyin Kürt oylarına talip olduğu ya da işte bir takım tarikatların oylarına talip olabildiği, olabileceği yönünde. Siz genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve hem Meral Hanım'ın hem de Kadir Atalay'ın eleştirilerine nasıl bakıyorsunuz Emre Hocam? Şimdi ben iki konuğumuzdan farklı olarak başka bir cepheden değerlendirmeye çalışayım. Birazcık da hem programa fikri zenginlik gelsin diyelim. Şimdi CHP'nin öncelikle orada bulunması başlı başına, yani böyle bir kurumsal olarak genel başkanıyla ben sizinle helalleşmeye geldim, sizinle tekrar konuşmaya geldim, tekrar diyalog kurmaya geldim gibi bir iddiayla, her ne kadar bunun programatik anlamda talep edilen bir takım, beklenen bir takım programları, çözümleri henüz göstermemiş olsa dahi orada kurumsal olarak bulunmaya başlaması, orada sivil toplum önderleriyle, vatandaşla bir araya gelmeye başlaması bence bir temas kurma ve oradaki kitleyle, Kürtlerle bir şekilde bir bağ kurabilme, bir diyalog kapısı açabilme anlamında anlamlı, önemli bir girişim olarak görüyorum ben bunu. Şimdi CHP'nin zaten parti olarak bölgeden özellikle HDP tabanından ben bir oy beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Yani parti olarak CHP'ye oy verin gelin gibi beklentisi zaten yok. Sadece şu var, öngördüğüm benim şu. Bu bir geniş ittifak sürecine doğru gidecek, zorunlu ittifak sürecine doğru gidecek seçimde. Sonuçta bir aday çıkacak ortaya ve bu adayda uzlaşılırsa hem 6 partinin seçmeni hem de HDP ve diğer sol partilerin oluşması muhtemel 3. ittifakın oyları bir şekilde 1. turda veya eğer kalırsa 2. turda bu adayda birleşecek. Bu birleşimin bence bir çarklarının yağlanması süreci, tabiri caizse bu çarkların yağlanması süreci olarak değerlendirebiliriz bunu. Burada bir ısınma turları olarak ben değerlendiriyorum bunu. Evet, bir helalleşme anlamında somut olarak Meral Hanım'ın belirttiği gibi geçmişe dönük ve güncel siyasi konularla ilgili geçmişe dönük bir takım aslında muhasebeler yapılması gerekiyor CHP tarafından. Ancak bunların tek taraflı olduğunda düşünmemek gerekiyor. CHP'de neticede bir muhalefet partisi Türkiye'de. Özellikle son 20 yıla bakacak olursak CHP karar merciinde, karar mekanizmalarında son derece kısıtlı bir etki gücüne sahipti. Hatta çoğu zaman özellikle 2015'ten sonra sizin de belirttiğiniz, vurguladığınız gibi çok da böyle bir etkiye sahip değil. Dolayısıyla bu 20 yılla ilgili bir muhasebe yapılacaksa bu tarafların karşılıklı oturup masaya karşılıklı olarak ellerini uzatmasıyla olabilecek bir muhasebe olabilir. Yani burada öznelerin birinin diğerinden bence eğer biz yeni bir süreç başlatılıyorsa muhalefet tarafından Türkiye'de işte bir helalleşme masası kuruyoruz ve Türkiye'deki siyaseti resetliyoruz, yeniden başlıyoruz gibi bir iddia varsa bunun bu masanın iki tarafında, hatta her tarafında oturan herkese bir sorumluluk düşüyor. Karşılıklı uzlaşma için adımlar atılması gerekiyor ve muhasebelerinde karşılıklı yapılması gerekiyor geçmiş 20 yıla ilişkin olan bitenle ilgili. Dolayısıyla bence tüm sorumluluğu burada Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye yüklemek çok hakkaniyetli olmaz. Şu vurgu çok doğru. 2015'ten sonra muhalefetin siyaset alanı çok fazla daraldı ve açıkçası muhalefette o alan içerisinde mümkün mertebe siyaset yapmaya çabalıyor. Bu doğru. HDP ile ilgili çıkışları, yaklaşımları, Kürt meselesiyle ilgili yaklaşımları konusunda iktidarın çok daraltmış olduğu bir alanda gerçekten zorlu bir
bence. Yani seçime giden bir süreci gözetecek olursak, muhalefetteki bir ve iktidara talip bir muhalif partilerin seçime giden süreçte Kürt meselesiyle ilgili özellikle milliyetçi hamasetin, dini hamasetin bu kadar tavan yaptığı ve tekrardan muhtemelen yeri geldiğinde tekrar kullanılacak olan bir ortamda gerçekten çok bıçak sırtı bir zeminde bence siyaset yapılmaya çalışılıyor. Çözümle ilgili aslında evet karşılıklı oturup konuşulacak, netleştirilecek, belki hukuki bağlamda, kurumsal bağlamda atılacak adımlar olacaktır. Ancak bunları bence benim çıkarımım, yani şu ana kadarki görünen tablodan çıkarımım, bunu meclise bırakmak istiyor. Şu an 6 parti ve onun aslında şu an konuştuğumuz Kılıçdaroğlu'şu aslında söylüyorum. Seçim sonrasında mecliste oluşacak aslında birlikteliğe birazcık bırakılmak isteniyor. Gelin bu işi mecliste birlikte konuşalım. Çünkü neticede oluşacak meclis aritmetiğinde karşılıklı olarak bu hem HDP ve işte olası 3. ittifakın hem de 6 partinin oluşturmaya çalıştığı birlikteliğin zaten yapacakları, atacakları hukuki adımlarda karşılıklı olarak meclis aritmetiğinde birbirlerine ihtiyacı, zorunluluğu olacak. Dolayısıyla orada bir masa kurulması kaçınılmaz. Orada bir yeni bir toplumsal mutabakat oluşturulması için karşılıklı adımlar atılması kaçınılmaz. Benim gördüğüm birazcık bu 2015'ten sonra daraltılmış olan son derece hamasi bir zemine çekilmiş olan siyaset ortamında birazcık tamam evet sizinle diyalog kurmak istiyoruz. Sizinle yeniden normalleştirmek, siyaseti normalleştirmek, her şeyin konuşulabilmesini sağlamak istiyoruz Türkiye'de. Ancak bunun için önce mevcut otokratik rejimden kurtulabilmemiz gerekiyor mesajı vermeye çalışıyor Kılıçdaroğlu. Ha bu tabii ki tek başına sadece bir ya kapalı böyle örtülü bir şekilde hele bir şu dönemi atlatalım bakarız denilebilecek bir şey mi? Evet değil. Ben şu an bu 6 parti işte bir tarafında İyi Parti'nin olduğu daha milliyetçi tabanın özellikle 6 parti oluşumu zaten merkez sağ seçmene seslenen ağırlıklı olarak merkez sağın kendi geleneksel tabanlarının haricinde mesela CHP'nin gibi bir geleneksel seçmeni var. Bunun haricinde oy almak istediği yer aslında merkez sağ. Şimdi buraya seslenen bir oluşumun HDP konusunda bu bahsettiğimiz siyasi koşullar altında Kürt meselesi konusunda atmaya çalıştığı adımlar bu şekilde Diyarbakır'a ziyaret kurumsal bir görüntü verip orada biz sizinle barışmaya geliyoruz gibi ifadeler kullanılması, öz eleştiri yapılması, CHP'nin eksiklerinin vurgulanması bence şu zeminde bir ısınma turu olarak değerlendirmiştim sözümün girişinde. Yani yapılabilecek adımları, atılabilecek adımları atmaya çalışıyor diye düşünüyorum ben. Birazcık daha iki konuğumuzun da eleştirilerinin önemli bir kısmına katılmakla birlikte birazcık daha burada sanki tabiri caizse şeytanın avukatlığını yapmak ve biraz daha muhalefetin de içinde yani siyaset yapmaya çalıştığı zeminin gözetilmesi gerektiği noktasında bir vurgu yapmak istiyorum diyeyim. Peki Meral Hanım şunu sorayım CHP Kürt seçmenden oy alabilir mi? Bir de şunu da sorayım belki hani iki sorunun birleştirilmesi bir ilginç bir yere taşıyabilir bizi. HDP'nin kapatılması konusunda AKP-MHP ittifakının yeni çalışmaları var mı? Ya da böyle bir niyet okuyor musunuz siz? Ya da bir program seziyor musunuz? Bir simülasyon yaptıklarına ilişkin duyumlarınız, hissiyatlarınız var mı? Yani şöyle söyleyeyim, kapatma davasının tamamen siyasi bir dava olduğunu tekrar tekrar söylemek lazım. Evet. Anayasa Mahkemesi'nde hala devam ediyor ve bu dava grup toplantılarındaki konuşmayı alacak kadar iddianame siyasal ve hukuktan tamamen uzak, yani hukuksal zemini olmayan bir dava. Bu nedenle sorunuzun cevabı da tam olarak şu bence, simülasyonlar. Yani iktidar, Cumhur İttifakı
HDP'nin kapatılmasının mı kapatılmamasının mı kendilerine fayda sağlayacağı yönünde değerlendirme yapacaklardır. Yani bu siyasi kararı vereceklerdir ve buna göre şekillenecektir. Çünkü partimizin kapatılması için hiçbir hukuki zemin, gerekçe ya da delil olmadığını en iyi aslında bizler kadar onlar da biliyor. Çünkü çok zorlandıkları bir iddianame, kumpas davaları birleştirerek, çözüm sürecini getirip davanın iddianamesine koyarak, Bahçeli'nin grup konuşmalarını davada kullanarak ucube, garabet bir hani dava açıldı. Simülasyon sorunuza böyle yanıt verebilirim. Yani bu nedenle özellikle Yargıtay Başsavcısının ikrarını, itirafını hiç akıldan çıkarmamak lazım. Yani gazetecilerin sorusu üzerine elimizden geleni yaptık dedi. Hani sonuçta bizden bir şey talep edildi ve biz de hani elimizden geleni yaptık ve hiçbir kuralla uyulmadı. Biz çok geniş bir şekilde hukuk komisyonumuz bunu ayrıntılı bir tarzda yazdı aslında ilk savunmada. Uyarı bile yapılmadan dava açıldı. Bu nedenle bu dönemde AKP ve MHP seçimi kazanmak için tabii ki HDP'nin rolünü, oy desteğini, nerelere gidebileceğini ya da kapatmanın hangi sonuçlara yol açacağı yönünde mutlaka bir çalışma da yapıyorlardır. Simülasyonlarla hesaplamaları da vardır. Hani bu bildiğim için yani bilgiye dayalı değil. Bu bir yorum ama tabii ki zemin, siyaset zemini. Umarım sorunuzu doğru anlamışımdır. Ben böyle anladım. Diğeri yani Kürtlerin hani diğer partilere CHP özel olarak mı sordunuz bilemedim. Oy vermesi meselesi. Yani bunu çok şöyle söyleyeyim. CHP'yi evet özel olarak söyledim. Yani şöyle ben Kürtlerin çok iyi siyasi okuma yaptığını söyleyeyim öncelikle. Partimizin kapatılması ya da kapatılmaması konusunda birçok kesimde yapılan hesapların olduğunu duyuyoruz, öğreniyoruz, bir şekilde temas ediyoruz ya da kulağımıza geliyor. Yani şunu öncelikle çok net söyleyeyim. Bizim HDP'li olan, HDP'ye oy veren, gönül veren, birlikte çalıştığımız milyonlar kesinlikle kapatma halinde bile hiçbir yere gitmez. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Neticede bizim işaret edeceğimiz ya da farklı sonuçta biz de oturup izleyecek durumda değiliz bu tabloda. Tam da nazikçe bunu sormak istedim aslında. Evet, evet. Ya bu tabloda biz kapatıldık gidin şu partiye oy verin diyecek durumda değiliz. Biz kendi seçeneklerimizi yaratırız ve bu doğrultuda siyaset yapmaya devam ederiz. Hani bu konuda hiç kimsenin en ufak bir kuşkusu ya da merakı olmasın. Bunu öncelikle söyleyeyim. Hani HDP kapatılır, işte oylar bize gelir, seçeneksiz kalınır, işte şuna verilmez zaten, ona tepki var, bize verilir. Böyle bir tablo yok. Yani HDP'liler kendilerine yapılanları, bu zulmü, bu kötülüğün yani sınırlarını çok iyi biliyorlar ve hakikaten iliklerine kadar yaşıyorlar. Bir de yani tabii genel yandaş medyada dahil ulusal medya HDP'yi görmemeye devam ediyor muhalif kanallar hariç. Yani bizim bu dönem mesela kapatma davasından sonra 8 Mart'ta dahil önümüzdeki günlerde Nevroz var. Milyonlarca insan alanlara çıkıyor. Aslında bunu her ne kadar göstermeseler de bu mesajı alıyorlar ilgililer. Yani HDP etrafında giderek daha çok kenetlenen halk var, milyonlar var. Çünkü bizim demokratik siyasetteki ısrarımız, barış talebimiz, bu konuda ödediğimiz bedeller ve bunun karşısında gösterdiğimiz tutum aslında sadece HDP seçmenleri arasında değil, CHP seçmenleri arasında da, iktidarın seçmenleri arasında da çok net görülüyor. Çünkü toplumlar yani genel olarak haksızlığa aslında karşı çıkarlar. Olması gereken budur. Yani bizimle siyaseten baş edemeyen, yarışmayan iktidar yargıyı kullanarak her türlü kötülüğü yapıyor. Her türlü saldırıyı gerçekleştiriyor ve bunu Türkiye'nin, dünyanın gözü önünde yapıyor. Bu nedenle biz HDP'ye değil şu partiye verelim gibi bir psikoloji yok. Aksine partimiz etrafında kenetlenelim, büyütelim ve
kapatma halinde bile partimizin söyleyeceği, hani sonuçta yetkililerin söyleyeceği, bizler uçuşmayacağız, buharlaşmayacağız. Yani hepimiz burada olacağız bir şekilde ve bu kararlara göre hareket edeceğiz hep birlikte. Bu konuda biz çok hazırlıklıyız, bunun farkındayız. Zulmü iliklerimize kadar yaşadığımız için hani zulümle başa çıkma yöntemlerini de öğrendik maalesef, öğrettiler. Bunu söyleyeyim. Yani CHP'ye bir eğilim olduğunu hakikaten görmedim. Yani hani CHP'ye oy veririz, şu bu vesaire. Yani burada bir merak var tabii ki. Mesela bu Kılıçdaroğlu'nun toplantılarına gidenlerden de duyduk, sağda solda yazılan çizilenden hariç. Hani Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a bu kadar yıl sonra geldi. Acaba çözüm noktasında ne diyecek? Hani nasıl yaklaşacak? Sorunun adı sadece değil. Hani çözüm yöntemleriyle ilgili bir tartışma, soru soralım, yanıt alalım. Yani politik bir şehirde bu tip toplantılara ilgi olmasını da çok olağan görüyoruz ve iyi görüyoruz bunu. Hani siyasetin aktive olması, bunun tartışılması bence olumsuz bir şey değil kesinlikle. Tabii ki CHP'liler de kendilerince bir ölçüm yapıyorlardır, bunu gözlüyorlardır. Ama hani bizim bu konuda hani bir yansıma var da söylemiyoruz gibi bir noktada değilim kesinlikle, bunu söyleyeyim. Bu tartışmalarda sadece CHP'nin tutumunu öğrenmek ve sorularına yanıt bulmak noktasında bir merak da var, bir tartışma da var. Bu gezide de bunu çok somut bir şekilde gördük zaten. Peki, Kadir Bey, size genel olarak bir oy tablosunu sormak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta iki anket sonucu açıklandı. Biri sizin firmanıza aitti. Ne gördünüz orada? Ne oluyor? Bize bunu bir tasvir edebilir misiniz bu resmi? Elbette. Yani anket sonucumuz bize hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyor. Siyaset çakılıp kalmış. Her zaman AK Parti 32, CHP 25, HDP zaten en kararlı seçmen kitlesi HDP seçmeni. Bu yüzden oyu anketlerde ben yüksek çıkıyor diye düşünüyorum. MHP yine geçtiğimiz seçim olduğu gibi AK Parti'den kaçmak isteyen ama muhalefete gidemeyen, çünkü muhalefetten beklediği söylemleri duyamayan seçmenlerin yeniden tercihiyle biraz yükseldi. 9.3 oldu. İYİ Parti %11.2. Bunun dışında da Deva Partisi 2.9, yani 3 bandında 1.5 gelecek Saadet Partisi ve 1.4 Gelecek Partisi. Yeni 2 tane parti BTP ve TİP de bu anketimizde 0.9'ar oy puanı aldılar. Yani seçmen çok kararsız kalmış. İktidarı beğenmiyor, muhalefete gidemiyor. Tıpkı Meral Hanım'ın söylediği gibi hiçbir kafalarındaki hiçbir soru cevap bulmamış. Muhalefetten aynı şekilde rahatsız. Yani iktidara da gidemiyor. Zaten bu durum yeni partilerin doğması için uygun bir ortam yaratıyor. Aslında Tansu Çiller dediniz ya, Tansu Çiller'in girişimi de buna işaret ediyor. Ama ben bunun hani o kararsız kalan seçmenler üzerinde bir etki yapmayacağını düşünüyorum. Tansu Çiller'in kuracağı partinin en fazla sağlayacağı fayda Erdoğan'a, yine oradan Cumhur İttifakı'ndan kaçmak isteyen oyların muhalefete gidemeyen kısmını biz yine kendi içimizde tutalım amacıyla kurdurulacaktır. Diğer yandan şöyle söyleyeyim, dediniz ya AK Parti'nin çizdiği çerçevede bir siyaset yapılıyor. Çok doğru. Yani cesur söylemler, güçlü liderler gerekiyor. Özellikle bu dönemde lider olarak ortaya çıkan bir figür muhalefet partileri arasında halen görülmemekte. Ülkede tek bir lider var. Onun dışındakiler siyasi parti genel başkanları. Lider karakteri çok farklıdır. Bugün ülkemize gerçek bir lider gelse, merkez bir oluşum olsa, İşte herhangi birisi onu eleştirsin, işte PKK ile mi işbirliği yapıyorsun, atıyorum işte Kürtlere yönelik söylemi oldu, HDP'ye yönelik barışçıl bir söylemi olduğunda sen PKK ile işbirliği mi yapıyorsun diye onu eleştirenlere, ne PKK'sı bir defolun gidin, bıktık sizden diyebilecek
güçlü, karakterli, söyleminin arkasında duracak, kendi hakkını koruyan, herkesin hakkını da koruyabileceğini gösteren bir lider eksiği var. İşte bu AK Parti'nin çizdiği çerçevede siyaset yapmak da zaten bu endişenin doğurduğu bir sonuç. Biz şimdi bir şey yaparız, Erdoğan buna işte alır algı için kullanır, biz de cevap veremeyiz endişesi. Bunu muhalefet partilerinin yıkması gerekiyor başarılı olmak için. Bu bir. İkincisi, dün Meral Akşener'in bir açıklamasını gördüm. Diyor ki elbette diyor Cumhurbaşkanı tamam bizim bu altı lider içinden seçilecek dedi. Ama işte hiçbir hırsı olmayacak, hiçbir kendine göre bir isteği olmayacak, herkesle uyumlu, işte kimseye sorun problem çıkarmayacak diye benim en baştan beri eleştirdiğim Erdoğan'ın karşısına profili düşürdükçe düşürebilecekleri kadar düşürdükleri bir aday çıkaracaklar. Yani Erdoğan gibi bir lideri savaşarak kazanacağını farkında değiller. Sanıyorlar ki Erdoğan'ın karşısına profili düşürdükçe daha başarılı olamazsınız. Erdoğan lider siyaseti güdüyor. Ve yani bizim halkımız da lider siyaseti odaklıdır yıllardır. Böyle öğrenilmiş bu. Liderin güçlü söylemlerinin peşinde gidilir. Yani ekipler bilinmez. Bugün hangi bakanı tanıyoruz? Kaç tane bakan tanıyoruz? Ya da AK Parti milletvekili genel olarak halk tarafından biliniyor. Bilinmelerine gerek yok. Çünkü orada bir kişi var, lider ve oyları da toplayan odur. Bu anlamda ben yeni partilerin, yani Tansu Çiller'in partisinin halkta bir karşılığı yok. Özellikle muhalefet seçmeninde hiçbir karşılığı yok. Oradan beklediklerini bulamazlar ama dediğim gibi belki işte muhalefete gidemeyen o kararsızları orada toplamayı amaçlayabilirler. Siyasette güçlü figürler lazım. Buradan özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bilmiyorum sorunuza cevap verebildim mi? Evet. Şimdi Emre Hoca'ya dönüp şunu soracağım. Aslında size soracaktım bunu ama siz cevabını verdiniz soracağım şeyin. Şimdi Emre Hocam, aslında Kadir Bey diyor ki yani şeye göre, AKP'ye göre, benim de söylediğim o çember meselesine göre siyaset yapılmaz. Yani bizim tavrımız bellidir. Ya hadi bak işine dersin, siyaset böyle yapılır. Diyor ki ben de buna katılıyorum. Aslında Kılıçdaroğlu son dönemde bunun çok net bir örneğini verdi ve benim hoşuma gitti. Bir siyaset bilimci olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu örnekte Z kuşağında kapsayan, biraz daha böyle gülümseten, hani biraz daha dinamik bir şey gördük ki ben bu işin buralardan sürdürülmesi taraftarıyım başından beri. O da şuydu, işte Diyarbakır malum ziyaretinden sonra Bahçeli bir açıklama yaptı Twitter'da. Dedi ki Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, işte bölücülüğün bir kalesi olmuş gibi dedi. Onun üzerine de işte Ukrayna'daki, Rusya'daki görüşmeleri okuttu ve dedi ki yani bunlar gündemimiz, bu gündemden de çıkıyorsunuz dedi. Kılıçdaroğlu da bir emojiyle cevap ver. Yani Türkiye siyasetle biraz değişiyor belki. Bir kademe sonrası belki Hunili bir emoji olacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle kurmak siyaseti doğru mu? Yoksa hani iyice mi iş sulandı? Ne görüyorsunuz? Şimdi iktidar cephesinde ben işin iyice sulandığını düşünüyorum. Net bir şekilde bunun adını koyalım. Yani iktidar cephesi yeni bir şey söyleyemiyor. Çünkü söyleyecek, topluma vaat edecek hiçbir şeye sahip değil. İktidar sadece Erdoğan'ın şahsi karizmasına odaklanmış durumda. Onun üzerinden bu işi yürütmenin peşinde. Başka ülkeye, kendi seçmenlerine ve kaybettikleri seçmene ve yeni kazanmayı umut ettikleri seçmene verebilecekleri tabiri caizse hiçbir şey yok. Şu an üstelik bir de dünya yanı başımızda cereyan eden bu Ukrayna işgali ve bunun doğurduğu yeni ekonomik savaşla birlikte bizde zaten hali hazırda olan ekonomik kriz, siyasi kriz, hukuki kriz, tam bir çöküş içerisindeydik zaten. Bu bunun üzerine tuz biber ekti ve daha da bizi karanlık bir tünele soktu. Şimdi bu karanlık tünelden
Erdoğan kendine dış politikadaki uluslararası ilişkilerde krizleri nasıl içerideki ülke içindeki iç siyasette bir takım avantajlara teşmil etmeye çalışıyorsa bunları deneyecek. Bu tip arayışları var şu an. Fakat netice itibariyle bu kriz, bu yaşadığımız, yadı başımızda yaşanan savaşla birlikte daha da derinleşiyor. Zaten görüyoruz, akaryakıt fiyatlarını artık takip etmek mümkün değil. Bu fiyatlarla nasıl ekim biçim yapılacak? Gıda krizi söz konusu. Bizim en büyük buğday ithal ettiğimiz ülke, önemli ölçüde kaynağımız Ukrayna ve Rusya'ydı. Ayçiçek yağı keza öyle. Dünyanın gübre ihracatçısı Rusya. Yani %12, dünyadaki gübre ihracatının %12'sini Rusya yapıyor. Ve birinci sırada. Bu küresel anlamda zaten bir takım gıda krizlerini, işte enflasyonu tetikleyecek gelişmelerdi. Şimdi bunların üzerine bu iktidarın bu sorunları çözebilecek hiçbir enstrümanı yok elinde. Tek kalan, dediğim gibi, Erdoğan'ın o peygamberane görüntüsü, o büyük lider, o karizmatik lider, işte yaparsa yine Erdoğan yapar anlatısı dışında ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu nedenle de muhalefeti, bakın, Bahçeli'nin şöyle bir misyonu var. Hem salı günleri grup veya çarşamba günleri grup toplantısında çıkıyor. Muhalefete yönelik çeşitli ithamlarda ve akıl almaz artık, yani bence irrasyonel olan açıklamalarda bulunuyor. Toplumu terörize edecek, toplumda kimlik çatışmalarını, kutuplaşmayı besleyecek açıklamalar yapıyor. MHP'nin misyonu bu iktidardaki, bu büyük yani Cumhur İttifakı içerisindeki MHP'nin misyonu bu. Muhalefeti terörize etmek, toplumu terörize etmek, kutuplaşmayı arttırmak ve buna yönelik de bazen öyle düşünüyorum ki artık şeyin dozunu kaçırıyorlar. Hangi bir danışman ekibi yazıyorsa bunları, yani Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a gitmesinin işte Ukrayna-Rusya görüşmesini dinamitleme girişimi olarak tanımlayabilmek gerçekten kendi hedefledikleri bu terörize etme işlevine dahi oturmayan bir düzeye ulaşmış durumda. Bu şunun göstergesi bence. İktidar artık bu bahsettiğim stratejiyi dahi yürütemeyecek duruma gelmiş durumda. İktidarın tek umudu şu an Amerika ve Avrupa Birliği acaba Türkiye'ye bu yeni oluşmakta olan uluslararası düzende yeni denge içerisinde bir misyon biçer mi? Yeniden Türkiye'ye, Erdoğan'a bir barış çubuğu uzatır mı? Bir el uzatır mı? Acaba bizi de bu denge içerisinde, bu Rusya karşısında oluşmakta olan mutabakat, ittifak içerisinde Türkiye'ye de ve haliyle Erdoğan iktidarına da bir pay verirler mi? Tek dertleri şu an, tek beklentileri bu. Bunun da olmayacağını söyleyemeyiz. Çünkü Amerika Venezuela'ya dahi heyet gönderdi. Petrol alımı görüşmeleri yapabilmek için, Rusya ile enerji ilişkisini kesmek istediği için. Şimdi tüm bu araçların tükendiği noktada muhalefetin daha mı fazla burada aslında atak olması için çok verimli bir zemin var? Katılıyorum, bir lidere ihtiyaç var burada, toplumu harekete geçirecek, mobilize edecek. Fakat ben burada muhalefeti eleştireceğim. Ne yazık ki muhalefette biz, daha doğrusu şöyle diyelim, AKP iktidarı seçimi kaybetti. Bu kabullenilmiş. AKP iktidarı seçimi kaybetti. Şimdi biz onu almaya gidiyoruz, iktidarı almaya gidiyoruz gibi bir özgüven maalesef var. Ve bu tehlikeli bir özgüven. Kaygan bir zemin. Kadir Bey de buna her seferinde karşı çıkıyor. Evet, yani ben de katılıyorum. Burada kaygan bir zemin var. İktidarın hala, Erdoğan'ın hala bu bahsettiğim özellikle de yeni uluslararası ilişkiler konjonktürü nedeniyle Erdoğan için hala yeni kapılar açılma ihtimali söz konusu. Nasıl ki iktidar siyaset, ekonomi politikalarını, siyasetini dünyada her şeyin dört dörtlük olduğu bir toz pembe atmosfere göre, bir tabloya göre planlayıp, şimdi her şey çok güzel olacak, bakın Temmuz'da patlıyoruz, Ağustos'ta yükseliyoruz, İşte Ocak'ta enflasyon düşüyor, mükemmel geliyoruz gibi bir takım geleceğe dair umutlar satıyorsa, ki bunların hiçbiri de gerçek olmuyorsa, nasıl böyle bir toz pembe tablo çiziyorsa iktidar, maalesef muhalefet içerisinde de böyle bir eğilim olduğunu seziyorum ben. Her şey bitti gitti.
biz nasıl olsa bu işi bitirdik, ceketimizi koysak alırız gibi bir maalesef bir beklenti olduğu düşüncesindeyim. Özellikle liderlerin çevresindeki kurmay heyetlerinde, danışmanlarında böyle bir yanılsama olduğunu gözlemliyorum ben. Tam da bu nedenle zaten ittifak içerisinde, işte bu 6 parti içerisinde çeşitli rekabetler gözlemliyoruz. Bunların güç itiş kakışı içerisinde, savaş diyemeyiz belki ama birbirlerini dirsekleme içerisinde olduklarını, yeni dönemden bir koltuk garantileme beklentisi içerisinde olduklarını görüyoruz. Sanki her şey bitip gitmiş gibi. Şimdi az süremiz kaldı. Kadir Bey'e bir soru sorup son sözü de bir pozitif ayrımcılıkla Meral Danış Beştaş'a bırakacağım. Ona da Tansu Çiller meselesini soracağım. Şimdi Özgün Emre Koç'un bıraktığı yerden sizin de hep bir eleştiriniz var. Oradan devam edelim ve kısa sürede de toparlamanızı dileyerek devam edelim. Yani bu rehavet evet görülüyor sanki seçim bitmiş gibi. Bundan uzaklaşılmazsa sıkıntılar çıkacağı, daha yekten söyleyelim. Yani seçimin bir kere daha elden gideceği anlaşılıyor. Ne yapmak gerekiyor ve bu rehaveti siz nasıl okuyorsunuz? Şöyle okuyorum. Çok teşekkür ederim. Toparlama adına da güzel oldu aslında. CHP'nin Diyarbakır ziyaretine Devlet Bahçeli neden bu kadar güçlü tepki verdi? Çünkü aslında bu ziyaret Erdoğan'ın yapması gereken bir ziyaretti. O yüzden bu kadar anlamsız bir şekilde bir eleştiri geldi. Yani normalde Erdoğan'ın planının içerisinde Diyarbakır ziyaret etmek, o işte evladını arayan anneleri ziyaret etmek, oradan bir reklam çalışması yapma düşüncesi vardı. Bir yandan da şuna bakalım. Şimdi muhalefet partileri bana kızıyorlar. Yaptığımız hiçbir şeyi beğenmiyorsun diye. Ben diyorum ki iktidarı yıpratacak siyaset yapmıyorlar. Bakın son günlerde her gün zam geliyor şeylere. Akaryakıta, gıdaya vesaire. Muhalefete bakıyoruz, yok. Söylemleriyle en güçlü olabileceği dönem bu dönemi, bu dönemden faydalanamıyor. İşte bu yüzden en ufak bir hamlesi, Diyarbakır'a ziyareti bir gündem oluşturdu ve iktidarı darmadağın etti. Yani ben düzenli olarak sürekli gündemde kalabilecekleri siyaset geliştirmelerini gerektiğini söylüyorum. Yani bu uzun bir sessizliğin ardından geldi Diyarbakır ziyareti. Bundan önceki en büyük çıkış muhalefet partilerinde 28 Şubat toplantısıydı. O toplantı için 6 lider bir araya gelecek. İşte o zaman AK Parti'nin kararsız seçmenleri buraya gelecekler dediler. 28 Şubat toplantısı Ukrayna-Rusya savaşı gündeminin gölgesinde hiçbir yere ulaşmadan, hiç kimsenin kafasındaki sorulara bir cevap vermeden geçti gitti. Halbuki oradan umut çok büyüktü. Sonrasında da partilerin, muhalefetteki partileri çok da böyle uyumlu ilişki içerisinde, uyum içerisinde bir yürüyüşünde görmedik. Bu çok büyük bir hata. Çünkü hepsi sonuca odaklanmışlar. Sonuç ne? İktidar. Orada duruyor. O iktidara baka baka, orayı izleye izleye gidilmez. Çünkü sonucu asla yönetemezsiniz. Sonuç her zaman kontrolden çıkar. Yapabilecekleri tek şey süreci yönetmek. O sonuca ulaşmak için her gün yaşadığımız bu süreçte hangi adımlar atılmalı? Tamam, İşte biz seçim günü kazanacağız diyorsunuz da bugün onun, o kazanmak için yani hiçbir şey yapmamanız gerektiğine gerçekten inanıyorsanız muhalefet olarak, yani alkışlamak istiyorum bu fikri o partilerimize empoze edenleri aslında. O yüzden siyasetlerini güçlü bir şekilde geri çevirmeleri, Erdoğan'ı eleştirmeyeceğiz söyleminden uzaklaşarak Erdoğan'ı mümkün olduğunca yıpratmaları. Özgün Hocam çok doğru söylüyor. Bu dönem Erdoğan'ı eleştirmemek sadece Erdoğan'a yarar. Çünkü aynı Özgür Hocam'ın söylediği işte. Erdoğan çıkıp hiçbir şey söylemiyor. Tek yapabileceği bu süreçte sessiz kalıp unutturmak. Bakın Erdoğan zamlardan hiç bahsetmez. Sürekli ne dile getiriyor? Ukrayna, Rusya, Amerika. Niye? Çünkü gözümüzden kaçırmaya çalışıyor. Ve başarılı da oluyor. Aslında medyada...
medyada biraz bu konuda üzerine düşeni yapıyor gibi bir görünüm var. Yani bizim de eleştirdiğimiz, evet, Ukrayna-Rusya meselesini tartışmak çok önemli bir şey ama hani sanki böyle bir buradan bir sonsuza kadar gündemin ilk başlık maddesi gibi gidecek ve bundan hoşnutuz tavrı var. Bu biraz rahatsız edici gibi. Yani bu Ukrayna-Rusya savaşı bizim savaşımız değil, sanki biz savaşıyormuşuz gibi böyle bir algı oluşturdular. Gündem tamamen buna döndü. Bu işte Erdoğan'ın lider olarak yaptığı başarılı bir süreç yönetimidir. Nedir? Hem kendi partisini hem muhalefet partilerini dizayn eder dedim. Şimdi muhalefet medyasını da adeta dizayn ettiğini, tabii hani satın aldı anlamında söylemiyorum. Algı yönetimi olarak yani. O çerçeveyi belirledi yine söyleyeceğimiz gibi. Yani çerçeveyi belirleme işini çok iyi yapıyor Erdoğan ve biz buna kesinlikle uyuyoruz. Ki yani Kürtlerin bakın bu kadar bunca zaman şikayetçi olmaları da yarın Erdoğan'a oy vermelerine neden olur. Neden? Erdoğan onları mutsuz ediyor. Baskı altında bırakıyor. Siyaseten çıkmaza sokuyor. Ama o kadar başarılı ki muhalefetin de onların derdine derman olmasını engelliyor. Daha evvel söyledim ya, Erdoğan eğer ki bu seçimde sivil anayasa adı altında bir federasyon anayasası getirirse bu Kürt seçmen zaten istese de istemese de gider orayı onaylar, oraya oy verirler. Peki. Yani özellikle biz Doğu Güneydoğu bölgesinde bir anket yapmıştık. Anketimiz şundan dolayı yaptık. Dindar Kürtler AK Parti'ye, dindar olmayanlar HDP'ye diyorlardı. Meğer böyle bir şey yokmuş. Çok eşit dağılmış verdikleri partilere göre dindar olanlar olmayanlar. Ama şunu gördük o anketimizde. Dedik ki iktidarın Kürtlere yönelik projelerini yeterli doğru buluyor musunuz? %17 civarı bir evet yeterli, kalanı hayır. Peki muhalefetin Kürtlere yönelik projelerini başarılı buluyor musunuz? %12 evet. Onların hiç projesi yok diyorlar. Yani muhalefet kendini biraz da bu anlamda değerlendirmeli diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Meral Hanım, çok vaktimiz kalmadı ama sorulabilecek bu konudaki en önemli muhataplardan biri sizsiniz. Belki de Türkiye'de hiçbir şey değişmiyor mu? Belki de Türkiye'de bir şeyler daha mı kötüye gidiyor sorusunu sormak gerekiyor Tansu Çiller'le beraber. Çünkü Tansu Çiller 90'lı yılların, Torosların, işte İçişleri Bakanı'nın olduğu bir Türkiye'nin çok önemli bir figürü. İfadelerini de çok net hatırladığımız bir kişi. Aynı zamanda da Tansu Çiller yaş itibariyle o beklentiyi de karşılayacak birinin olmadığını görüyoruz. Üstüne şunu da ilave edelim. Tansu Çiller daha Türkiye'de İçişleri Bakanlığı mı yapmış, Dışişleri Bakanlığı mı yapmış? Bunun ayırdığında olamayacak pozisyona gelmiş biri olarak dikkat çekiyor. Yani ne düşünüyorsunuz bu Tansu Çiller profilini bu şekilde ortaya koyduğumuzda? Valla Tansu Çiller'in ortaya çıkışı zaten ayrıca bir gariplik içeriyor. Biliyorsunuz AKP onu çıkardı. Artık iktidar her şeyden medet umuyor. Neredeyse mezarı kazdırıp yani hani fethi kabir yapacak bazı insanlara. Hani bize yardım edin diye. Hakikaten hani çok trajik diyeyim, trajikomik. Tansu Çiller dönebilir ama dönüşü hesap vermek için olabilir. Yani kendisi hani millet beni özledi falan diyor ya, yani kimi dinliyor bilmiyorum ama Tansu Çiller'in bu ülkede bıraktığı acılar, izler hala taze aslında, hiç eskimedi, bunu söyleyeyim. Mesela bu beyanından sonra, basına yansıdıktan sonra birçok kişi aradı. Avukatlık yaptığım yıllardan da arayanlar oldu. Yani biz onun hesap vermesini istiyoruz. Toroslardan, faili meçhul cinayetlerden, iş insanlarının listesinin, işte kontrgerillanın kullanılmasına kadar. Tansu Çiller'in siyaset yapamayacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yani başka bir akılla kendisi sanırım sahneye sürüldü. Konuklar bunu değerlendirdi. Bizden gidecek oylar hani bari başka yere gitmesin, üçüncü bir adrese gitsin. O belki hani birazcık hani değerlendirilebilir, isabetli olabilir ama Tansu Çiller'e aratacak bir ortam yok aslında. Çünkü onunla yarışan bir iktidar var şu anda.
hani ne derler işte AKP ve MHP ittifakı Tansu Çiller'i de temsil ediyor aslında. Onun siyasetini de bugün temsil ediyor. Türkiye'ye hiçbir tabii ki faydası olmayacak bir durum. Hani çok uzun değerlendirmeye ihtiyaç duymuyorum doğrusu. Ama gelecekse hesap vermek için hakikaten gelmeli. Ve yargı geçmişte işlenen bütün suçları bu iktidarla birlikte tek tek aklamaya devam ediyor. Cezasızlık politikasını çok üst sınırlara taşıdı. Yani mesela Savaş Buldanların, Behçet Can Türklerin katledildiği davada bir mahkumiyet bile verilmedi. Yani buna ilişkin birçok dava dosyası var. Tansu Çiller deyince ben onun başbakanlık yaptığı yıllarda çok aktif bir avukat olarak çalışıyordum. Sadece cinayetler aklıma geliyor, Toroslar aklıma geliyor, işte morglarda cenazeler aklıma geliyor ve bu konuda işte kurşun atan da neydi yiyen o cümlesi? Yiyen de suçludur. Üstüne belki böyle, şöyle şunu ekleyip çıkabiliriz. Benimle evet o dönemlere tanık olduk. Bunlar elbette geliyor ama bir de hırsızlıkları da geliyor. Bunu da söylemiş olalım. Çok evet. Çok teşekkür ederim Sayın Vekil. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Kadir Atalay ve Emre Hocam. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, kısa bir ara verelim. Sonra döneceğiz. Rusya'yı konuşacağız. Ukrayna'yı konuşacağız.